Bugün Kayseri'deyiz. Süper Lig takımlarından Kayseri Spor'un stadına geldik. Bize hakem odası diyor. Dalalım buraya. Var ekranı. Ve soyunma odası. Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Stadyum turu videomuzun yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün Kayseri'deyiz. Süper Lig takımlarından Kayseri Spor'un stadına, Kadir Has stadına geldik. Bildiğiniz gibi bu serimizde futbol takımlarının stadyumlarını geziyoruz. En ince ayrıntısına kadar soyunma odalarını, stadyumun içini, tribünlerini, stadyumun etrafını, her yeri geziyoruz, detaylıca inceliyoruz. Bugün de bunu Kadir Has stadında yapacağız. Burayı detaylıca gezeceğiz. Gelecek bölümde hangi stadı gezmemizi, hangi şehri gezmemizi istiyorsanız yorum kısmına mutlaka yazın. Bir bakarsınız. Hop o şehre gideriz. O şehrin stadyumunu çekeriz. O videoların da gelmesini istiyorsanız tabii ki videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız stadyum turuna hızlıca başlayalım. Stadın dışından başlıyoruz. Batı tribünü tarafındayız. Şurada bir plan var. Hemen inceleyelim planı. Burası batı tribünü olarak gösteriyor. Karşı taraf doğu, kuzey, güney. Buralar çok kalabalık oluyor maçlardan önce. Uzun kuyruklar falan oluyor. Şurada bilet gişesi var. Bir Süper Lig maçı öncesinde zaten buradaki kuyruğu tahmin edebiliyorsunuzdur az çok. Ben gelir gelmez böyle stadın etrafında vakit geçirebileceğimiz bir yer aradım ama biraz kısıtlı görünüyor. Şu tarafta bir tane bir yer var. Oraya da birazdan çay içmeye gideriz. Şimdi bu kapılarda güvenlikler falan oluyor normalde. Buradan çat diye giriyorlar. Bloklar var, harf harf ayrılmış. Bunlara maç günü gelip giriyorsunuz direkt tribüne. Bizim giriş yapacağımız yer diğer taraf. Hemen o tarafa gidelim. Evet, stada gireceğimiz yere geldik. Bugün bir futbolcu gibi stada gireceğiz. Farklı bir giriş burası. Sadece futbolcuların giriş yaptığı yer. Buradan direkt soyunma odalarına falan gidiyorlar. Takım otobüsü buraya kadar giriyor. Şurada büyük bir kepenk var, büyük bir kapı var. Her yer sarı kırmızı dizayn edilmiş. Bak bu oda sarıysa yan taraftaki oda kırmızı. O şekilde dizayn etmişler. Hatta duvarlar falan bile sarı kırmızı, çok güzel boyanmış. Şimdi kafa karışacak ama. Sağdan mı soldan mı, nereden? Düz devam edelim mi? Bayağı karışık duruyor. Bak saha görünüyor buradan. Gördün mü? Mesela futbolcusun. Buradan çim sahaları gördün. Hemen bir gaza geldin. Hemen bir hoşuna gitti. Ama direkt sahaya girmeyeceksin. Önce üstünü falan değiştirmen lazım. Takımca yürüyorsun bu uzun koridordan. Basın toplantısı olursun. Oo, sürpriz oldu. Direkt daldık. Buraya normalde maç sonu girmemiz gerekiyordu. Ama maçın başında şu an direkt girdik. Bak şimdi teknik direktör oldum. Takımıma güveniyorum. Daha iyi sonuçlar elde edeceğiz arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Bu takım bu sene şampiyon olacak. Bir de futbolcu versiyonu var bunun. Taraftarlarımıza maça geldikleri için teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz onlara. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. İşte özetle burası basın toplantılarının olduğu, futbolcuların, antrenörlerin gelip burada konuşma yaptığı bir alan. Burada da gazeteci arkadaşlar böyle diziliyor hepsi. Arkaya da kameralar falan kuruluyor en arkaya. Güzelce toplantıyı izliyorlar, çekiyorlar, yayın yapıyorlar. Ev sahibi takım alanından devam ediyoruz. Hemen solda bir kapı karşılıyor bizi. Hakem odası diyor. Girelim, dalalım buraya. Hakemlerin bulunduğu oda. Bak, teknolojiyle beraber geçen gezdiğimiz stadyumdan farklı olarak televizyon ekranları var burada. Yani bu şu demek oluyor. İlk yarıda bir hata yaptı diyelim hakem. Devre arasında gelip hatasını buradan görebilir. Zaten VAR odasında falan da görüyorlar bunlar. Birbirlerini uyarıyorlar ama nafile. Yine hatalar oluyor futbolda arkadaşlar. Bu da böyle bir baş hakemin oturduğu bir yer var anladığım kadarıyla. Birinci hakem buraya oturuyor. Yardımcıların da karşısına oturtup burada konuşma yapıyor arkadaşlar işte. Şöyle kart gösterelim, böyle offside kaldıralım falan diye burada muhtemelen konuşmasını yapıyor. Şu köşede de yuvarlak masa var. Böyle hep beraber oturuyor 4 hakem. Maç sonu yorum falan yapıyorlardır birbirine. Bu maçta şöyle geçti, şu maçta şöyle geçti falan diye. Şurada da soyunma odaları var. Bunlar burada hep beraber soyunmuyor sonuç olarak. Soyunma bölümü diyor. Buraya girelim. Tuvaletler, duşlar, dolapları falan var. Belki bir hakem bir şey unutmuştur da görürüz diyeceğim de askılıklar falan var. Burada da uzanıp masaj mı yapıyorlar, ne yapıyorlar? Ne güzel uydurdum. Şurada da uzanıp dinleniyorlardır belki. Benim anlattığımı detaylı anlatmış burada. Hakem müsabaka programı diyor. Böyle bir şeyleri varmış, programları varmış. Bunu her maç uyguluyorlarmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Hakemlikte gördüğünüz gibi kolay bir meslek değil. Aa ne buldum, gel. Gel gel. Bu şey değil mi? VAR ekranı. Değil mi bu? VAR ekranı bu. Hakemler şu ekrandan izliyor tamamen. İşte VAR'a gidiyorum diyor ya. Kulağına geliyor işte şurada şöyle bir pozisyon var diyor. Hakem de buraya geliyor. Detaylıca izliyor. Sonra gidiyor penaltı falan veriyor. Kırmızı kart veriyor. VAR ekranı böyle bir şeymiş demek ki. Ve soyunma odası. Soyunma odasına giriyoruz. Kayseri Spor'un soyunma odası. Oho. Futbolcuların görselleri falan var. Bak burayı sevdim. Burayı gerçekten sevdim.
futbolcuların maçtan önce devre aralarında en çok vakit geçirdiği alanlar. Sol baştan odalara başlayalım. Antrenör odası diyor hemen burası. Antrenörün odası var. Ama yani hakem odasına o kadar büyük yer verip de antrenör odasının küçük olması, bunu bir sorgularım ben. Yine aynı şekilde dolaplar, askılıklar vesaire. Niye burada tek başına duvara dönük oturuyor? Yani burada bakıp böyle duvara yeni taktikler falan mı düşünüyor? Acaba bu maçı nasıl yapsak falan diye. Hemen yanında teknik direktör odası var. Burası daha geniş bir bölüm. Muhtemelen antrenör odasında kimse takılmıyordur. Asistanlar falan takılıyordur. Burası daha geniş. Teknik direktörün bulunduğu bir ortam. Aynı şekilde yine teknolojik olarak burada bir televizyon ekranı var. Digiturk bağlı. Muhtemelen devre arasında yine pozisyonları izliyorlardır. TV'yi açalım mı? Aha açılıyor. Zaten bir stadyumda televizyonda ne olur? Futbol maçı olur. Açtık direkt şak diye maç geldi karşımıza. 7-24 maç oynanıyor ekranda. 1-0 mağlup ama maç tekrarıymış zaten özeti. Neyse bunu da kapatalım ve ana bölüme gelelim. Futbolcuların böyle kalabalık oluşturduğu 20-25 kişinin burada olduğu, hatta 30'a yakındı. Burada 35-40 kişi bu alanda oluyor. Burada dikkatimi çeken bir şey, futbolcuların tek tek kendine ait bölümü var. Mesela kaleci Cenk Gönen burada soyunuyor. Kramponlarını aşağı koyuyor. Formalarını buraya asıyor. Herkes kendi önünde. Bu çok güzel bir şey. Yani burada geçen senenin kadrosu var. Futbolcular aynı şekilde. Burada Emre Demir var. Barcelona'ya transfer oldu. Büyük başarı. Kayserispor'un başarısı. Emre'nin başarısı. Taktik ekranından devam edelim. Burada en son buraya ne yazmışlar? Best wish to Kayserispor from Misrata Libya. Do the best. Misrata Libya'dan Kayserispor'a dileğim. En iyisini yapın. Yani bu dilek dileyen. Best wish to Kayserispor from. Kaleye hemen kendimi yazıyorum. 1 numara. 4-4-2. En sevdiğim sistem. Bak içerideki televizyon yetmemiş. Bir de buraya koymuşlar. Futbolcuların yüzüne vurmak için. Bak yaptıklarını yüzüne vurmak için. Açıyor burada. İçeride izliyor. Kuruyor kafada. Sonra geliyor burada görüntüyü açıyor. Diyor ki sen diyor 10 numara burada ne yapıyorsun? Bize açıkla diyor. Tüm herkesin önünde hep beraber izletiyorlar burada yaptıklarını birbirlerine. Burada sedye falan var. Futbolcular masörlerle işte burada masaj falan yaptırıyorlardır muhtemelen. Burada duşlar. Arkada da tuvaletler vardı. Burada da küçük bir havuzumuz var. Futbolcular maçtan sonra buraya girip bacaklarını falan dinlendiriyorlar. Burada çok kullanıldığını zannetmiyorum. Muhtemelen tesislerde bunun daha büyüğü falan filan vardı. Burada ısınma salonu diyor. Yani ısınma salonu derken onu tam olarak anlayamadım. Oha kim var? Oha kim var içeride gel. Maçtan önce ya da devre arasında falan burada ısınıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Burada suni çim var. Futbolcular maçtan önce sahada ısınmaya çıkıyor. Ondan önce de burada ufak tefek bir şeyler mi yapıyorlar? Devre arasında da aynı şekilde soğuyan futbolcular burada birkaç hareket yaptığını biliyorum. Burada bir tane bossu var. Üstünde durmak çok zor bunun. Bunun tersi de ayarlayacağım. Böyle. Aynen. Denge aleti. Devam. Çim o kadar dikkatimizi çekti ki bunları söylemeyi unuttuk. Burada da bacaklarını ısıtmak için futbolcular bisiklet falan sürüyordur. Ama iki tane belki bunu çoğaltıyorlardır. Ya da az kişi kullanıyorsa az getirmiş olabilirler. Buradan çıkalım. Evet, genel soyunma odası bu şekildeydi. Şimdi biz de burada futbolcu gibi üzerimizi değiştirip sahaya gidip top oynayacağız, ısınacağız, ısınma hareketleri yapacağız, antrenman yapacağız. Farkında olduğunuz üzere sahaya geçmek için de çok heyecanlıyım. Hemen üzerimi değiştirip sahaya geçelim. Geldik. İnanılmaz güzel atmosfer ama burada bizi büyük bir gürültü karşıladı. Çok sayıda şöyle şeyler var sahanın etrafında. Bunlar çimin bakımı için havalandırmaymış. Ne zaman kapanacağını sorduk. Kimse bilmiyor. Otomatik çalışıyormuş. Ama güzel yani. Bu sahaya çıkınca tribünler falan bağıracak. Yine bu ses tonunda konuşacağız takım arkadaşımızla falan. Birbirimizi duymayacağız. Hem o açıdan bize iyi bir deneyim oldu. Siz muhtemelen duyuyorsunuz mikrofondan benim sesimi ama şu an ben kendi sesimi bile duyamıyorum. O kadar yüksek bir ses. Her neyse stadın atmosferini anlatmadan geçemeyeceğim. Doğu tribünü karşı taraf. Burası batı localar falan var bu tarafta. Diğer kale arkası. Stadın görünümü bu şekilde. Çok güzel. Onun dışında çimler inanılmaz iyi. Şu anda zaten bakımda haftaya da lig başlıyor. Maçlardan önce
zombi bakım seansı yapıyorlar burada. İnanılmaz iyi. Şuraya bak, suyun içim gibi ama gerçekçim. Yani Kayseri'nin hava şartlarında böyle bir zemine sahip olması 10 numara. Burada üzerini kapatmışlar tozlanmasın diye ama onu bile sarı kırmızı kapatmışlar. Bu kadar da düşünceliler. Mersin stadından farklı olarak orada tek kat öndeydi. Burada iki kat, hemen ikinci kata geçip oturalım. Burada öyle maçı izleriz. Bu arada ne gördüm? Şu an oturunca gördüm. Isıtma var. Kayseri'nin bu soğuğunda UFO'suz olmaz. Burada zaten birçok kez futbolcuların üzerine battaniyeyle falan örttüklerini görürsünüz. Burası gerçekten soğuk oluyor kış aylarında. Onun için ısıtmalarda var. Yeterli olur mu onu bilmiyorum. Deneyimlemek lazım. Bir de kışın gelip buraya bir oturalım, o zaman bir bakalım. Vay vay vay, kale kurdular şimdi bizim için. Kalelerin filesine bakın. Bu bile düşünülmüş sarı kırmızı. Normal beyaz klasik file değil, bu bile sarı kırmızı. Vay be, şuraya bakın. Penaltı noktasından buraya bu sene kimler gol atacak? Sezon başlasa da izlesek artık. Bak şimdi topu böyle buraya koyacaklar penaltı noktasına. Sonra kaleye bakacaklar. Böyle gol atacaklar. Evet, geçen bölümde forvet antrenmanı yapmıştık. Bu bölümde de bir defans oyuncusunun, Thiago Silva'nın antrenmanını yapacağız. Şuraya şöyle küçük hunilerimi koydum. Aynı şu an bu videoda olduğu gibi. Bunların arasından hızlıca koşacağım ama ileri geri yapmıyor. Vücudu öne dönük bir şekilde koşuyor. Sonrasında kafa vuruşu çalışıyor. Kafayla arkadaşına pas veriyor. Biz de şimdi bunu yapacağız. Evet, nefes nefese kaldım, yorucuydu. Sonradan fark ettim, Thiago Silva'dan biraz daha araları açmışım. Onun antrenmanında bayağı yakındı 2 günü arası. Biz 4-5 adımda gittik, adam 2 adımda gidiyordu. Sıradaki antrenman, böyle çubukların arasından sağa sola adım atacak şu şekilde. 1-2 diye. Bu atacağı adımları uzun çubuklar yerine küçük huniler arasından yapacağız yine. Sağ sol sağ sol, sonra yine kafa vuruşu. Bugün kafa çalışıyoruz hep. Niye? Çünkü beyin hücrelerimiz ölsün diye. Adamlar maçta niye yorulmuyor? Çünkü böyle büyük sahada böyle antrenmanlar yapıyorlar. Maçlarda sıkıntı olmuyor. Hep kafa çalışacağız dedik ama ayak içi pasta çalıştığı var. Bu çalışmayı yüksekten gelen toplarla yapıyor. Ayak içi pastaysam yerden plase değil tam olarak. Yine bu şekilde huniler var. Arasından koşuyor. Sonra buraya geldiğinde arkadaş ona yüksek pas veriyor. Bu da ayak içiyle pası geri gönderiyor. Hemen yapıyoruz. Bundan önceki videolarımızda, top testlerimizde, genel futbol videolarımızda kornerden gol atarken halı saha boyutunda gol atıyorduk. Bugün büyük sahaya gelmişken buradan kornerden gol atmaya çalışacağım. Nizami tam böyle korner noktasına topu koyacağım. Topumuz tam bu noktada, çizgi üzerinde, kale orada. Buradan falsolu vuruş atacağım ama biraz uzak, yine uzak olduğu için sıkıntı yaşayabiliriz. Deneyelim. İlk vuruşum geliyor. Dünya Kupası topuyla. Dönmedi. Falso almadı. İkinci vuruş. Direkt patır patır vuracağım. Güzel. Güzel. Ve
Asfalt'la, asfalt'la direğin arkasında. Üçüncü şansım. İyi döndü, iyi döndü. Aynen son iki. Son. Ah, yes be! Tam direkten. Topun bayağı altına girdim. Güzelce döndü. Birkaç fazla deneme yaptım ama uzaktan, şimdi küçük sahada alıştığımız için kornerden gol atmaya orada patır patır atıyorduk. Büyük sahaya geçince biraz zor oldu ama sonunda güzelce yüksekten direkten soktum topu. Maçımızı, antrenmanımızı bitirdik. Burada TV stüdyo diye bir oda var. Burayı hemen panoları görünce tanıyacaksınız. Gelin içeri. Burada maç sonu röportajlar veriliyor arkadaşlar. 1001 çeşit burada marka var. Bunlar hep Süper Lig'in, Kayseri Spor'un sponsoru diye tahmin ediyorum. Bunun önüne geçiyorlar böyle. Mikrofonu uzatıyorsunuz. O mikrofonu uzatıyor röportajı yapan muhabir. Futbolcu da işte yorum yapıyor. Yani bu maç hakemden çok şikayetçiydik. Hakem bizi yedi bitirdi falan deyip gidiyorlar burada. Evet, futbolcu olarak sahada işimizi bitirdik. Biraz da tribün olarak bakacağız olaya. Bu stada gelirseniz nereye oturmalısınız, nereden bilet almalısınız? Dev hizmet. Tam 32.864.000 kapasiteli bu stadyumda en güzel oturacak yeri size bulacağım. İlk olarak şu an Batı D tribünündeyim. Sahayı tam ortadan gören bir tribün. Arkada zaten hemen üst katımda şu an loca. Onun üstünde de protokol var. Buradan sahanın her noktasını net bir şekilde görebiliyorum ve en büyük özelliği, en hoşuma giden şey, herkes ayakta da olsa, burada deli gibi gol olunca çıldırıyor da olsa, seviniyor da olsa, burada durduğum an önümde kimse olmayacak. Çünkü aşağıda büyük bir basamak var. Bir aşağıdan oldukça yüksek bir yerdeyim. Buradan bir şey kaçırmama imkan yok. Çok sevdim burayı. Bir de kale arkası taraflarına bakacağız. Buranın bilet fiyatları normalden biraz daha pahalı olabiliyor. En uygun kale arkaları oluyor. Oraya da gideceğiz. Sonra da en pahalı bölümden hocadan görüntüye bakacağız. Güney E'ye geldik. E, F, D. Burada görüntüler hemen hemen aynı. Kale arkasının da görüntüsü bence ayrı bir güzel. Burada bir hoşuma gitti. Yine aynı şekilde kendime yüksek bir yer buldum aşağıdan. Bu üst sıraları alırsanız daha mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Yani net bir şey söylemem gerekirse diğer tarafta da, burada da üstlerden alın, rahat edin. Ama biraz aşağılara inerseniz kalabalıktan göremeyebilirsiniz. Ama burası gayet net bir şekilde maçı izletiyor. Sırada ne var? Sırada loca var. Evet, loca katındayız. Burası tribünlerin en güzel yeri bana göre. Odalar var burada böyle 110, 111, 112 diye böyle gidiyor. Burası full oda. Hemen odaların birine girelim. Burası üst katta. Stadyumun ikinci katında. Buraya asansörle çıkılıyor. Burası bizim tribünümüz arkadaşlar. Evet, burası bayağı bir tribün. Burada koltuklarımız. Öyle bir tribün düşünün ki mutfağı var, burada çeşmesi, şurubu, her şeyi var. Sahada göremediğiniz detay burada televizyonda an be an görebiliyorsunuz. Canlı canlı aynı anda izleyebiliyorsunuz. Yani bunun üstüne bir teknik direktör odası çıkabilir, bir soyunma odası çıkabilir bence. Stadyumun en baba yeri burası. Ve en güzel açı stadyumun her yerinden görebiliyorsunuz. Buradan dışarıda çıkabiliyoruz. Hemen göstereyim. Burası için de her odaya ayrı özel bir alan var. Şurada kaç kişi? 3, 5, 10 kişilik bir alan burası. 10 kişi dışındaki herkes kapı komşunuz gibi oluyor. Yan tarafta farklı hocalar falan var. Burada böyle oturuyorsunuz. Maçınızı izliyorsunuz. Çok baba ya. Çok güzel. Çok iyi mekan. Evet, bayağı bir yoruldum. Çimlere oturdum. Bu videoda bayağı bir şey yaptık arkadaşlar. Tribünleri gezdik. Futbolcu gözüyle sahanın içini gezdik. Burada top oynadık. Futbolcu girişlerine baktık. Hakemlerin odasına baktık. Bakmadığımız yer kalmadı. Gelecek videoda hangi stadı gezelim? Şehrinizin takımının stadını mutlaka yazın. Bu videonun da burada sonuna geldik. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.